Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerde ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, 27. dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı müracaatını yaptı. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Toru, "Çalışmak bizden, takdir Allah'tan" diyerek başvuru formunu AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız'a teslim etti. Toru, başvuru öncesi ve sonrasında anne duası alarak bu yola da duayla başladı. Allah hayırlısı olsun. Amin. Gönüllerin adamı, Toru Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, AK Parti Şanlıurfa 27. dönem milletvekili adayı İbrahim Toru, AK Parti Şanlıurfa. Toru gelinen süreçte var gücüyle Şanlıurfa için çalışmaya devam ederken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı müracaatında bulunduğunu kaydetti. Özellikle yaptığımız işler neticesinde hem aile büyüklerimiz, hem dostlarımız, hem akrabalarımız, hem de Şanlıurfa'nın tüm gücüyle ilgili, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı aday olma noktasındaki işlere neticesinde bugün resmi müracaatımızı yaptık ve buradayız. Yıllardır AK Parti kurucundan bugüne kadar çeşitli görevlerde bulundum. Yine il teşkilatımızın, teşkilattaki arkadaşlarımızın bir arada olmamız bizi mutlu etti. Allah nasip ederse ben özellikle buradaki bir süreçtir. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Herkesin tek bir amacı var. Vatanımıza, milletimize, devletimize, halkımıza ve Şanlıurfa'ya en güzelini yapabilmek. Bu bir yarıştır. Bu yarış içerisinde biz de varız dedik. Elde olan en güzelini uygulamak için halkımızın huzuruna gideceğiz, karşısına gideceğiz. Çünkü AK Parti'nin diğer partilerden farkı, en büyük gücü halktan alıyor. Biz de halktan geldiğimizden dolayı adalet ve hak anlayışımızı sürdürerek, tekrar çalışmalarımızı yaparak, özellikle burada hem halkımızın gönlünde ve duasında olmak için gaye gösteriyoruz. Özellikle de projelerimiz var. Bunu ileride belirteceğiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Toru, Şanlıurfa için birçok projelerin olduğunu belirterek, diğer yandan istihdama katkıda bulunmak için çalıştığını, ayrıca şehrin ismini bir adım daha öteye taşıyabilmek adına durdurak bilmediğini belirtti. Toru, ayakkabı boyacılığı yaptığı günleri işaret ederek o günlerden bugünlere geldiği için Yaradan'a şükrettiğini ve geldiği yeri hiçbir zaman unutmadığını söyledi. Halkın gönlünde taht kuran Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Toru, önemli gördüğü projelerden birinin maaşının yarısını noter huzurunda hiçbir şaibeye mahal vermeden bağışlayacağı yerleri açıkladı. Allah nasip ederse, eğer seçilirse maaşımızın %50'sini özellikle eğitime, öğrencilerimize, burs, yetim ve öksüzlere de para vermek kaydıyla noter huzurunda hiçbir şaibe olmadan bunu görev yaptığım sürece Allah nasip ederse %50'sini kendi maaşımdan vereceğim. Hem çünkü Urfa'mız her şeyin en güzeline layıktır, en iyisine layıktır. Bu konuda da özellikle işsizlik noktasında ve kadınlarımıza pozitif ayrıcalıkla birlikte güzel projelerimiz var. Bazıları diyor ki İbrahim Toru ayakkabı boyacı hamallıktan gelmiş. Evet doğrudur, ben aslımı inkar etmiyorum, geçmişimi inkar etmiyorum. Fakat bugün itibariyle de birlikte Allah'ım dolsun 5. üniversitemizde okuyoruz. Çünkü başkanımla da birlikte burada. Ben Harran Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezunu, Anadolu Üniversitesi İşletme. Daha sonra yine Harran Üniversitesi İşletme dalında yüksek lisans. Başkanımızla da birlikte okul arkadaşımız da biliyor. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde de yerel yönetim ve siyaset bölümünde de son iki dersimiz kaldı. Orada da yüksek lisansı bittikten sonra şu anlık medya ve iletişim dalında 5. üniversitemizde okuyoruz. Durmak yok. Çalışmaya devam edeceğiz. Yola devam edeceğiz. Allah bu ömrü verdikçe memleketimize, insanımıza, toplumumuza fayda ve hizmet etme noktasında, inşallah başarı olma noktasında, bayrağı en yüksek yere getirme noktasında görev verilirse zirveye çıkartma noktasına getireceğiz. Allah razı olsun. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ise Toru'nun aday adaylığı müracaatının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek Toru'ya atom karınca benzetmesinde bulundu. Son 24 Haziran seçiminde de milletvekili adayımızdı. Canla başla çalıştı. Adeta atom karınca gibi, öyle diyelim. O süreçte de kendisiyle olmaktan, birlikte çalışmaktan son derece memnundum. Bugün de başka bir vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanı aday adaylığı için bizleri ziyarette bulundu. Ben kendisine çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Hakkında hayırlısı olmasını diliyorum. Gerçekten İbrahim Bey Urfa'mıza mal olmuş bir isim.
iş dünyasında, siyaset dünyasında her zaman yeniliklere öncülük etmiş bir isim. Dilerim inşallah bu yolda da bizleri başarıyla temsil edecektir. AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Toru her işe anne duası alarak başladığını ve her zaman arkasında aile desteğini hissettiğini belirterek sevenlerinden dua talebinde bulundu. En büyük destekçim benim ailemdir. Çünkü kitabımı yazarken de annemden, işe başlarken de annemden, Bismillah demeden hiçbir şeyin hayrı yoktur. Biz her şeye Bismillah'tan başlıyoruz ama anne, baba ve aile duası olmadan bir yere gidilmez. Ben özellikle bizi yalnız bırakmayan aileme, dostlarıma, akrabalarıma ve bizi seven ve duyan, dün sosyal medyada yaptığımız paylaşımda dışarıda bayağı kalabalık oldu. Gönlüne bağrına basan tüm herkese, bizi izleyen izleyicilerimize çok çok teşekkür ederim. Bize dua etmelerini unutmasınlar. Allah nasip ederse biz hep dualarında olalım. Rabbim bize hep hayırlı ve güzel günler görmeyi nasip eylesin. Resmi müracaatında bulunduktan sonra AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan coşkulu kalabalıkla buluşan AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Toru, burada da dua talebini yenileyerek yolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoludur, durmak yok, yola devam dedi. Gönüllerin adamı, televizyonumuz yönetim kurulu başkanı İbrahim Toru'ya çıktığı bu yolda başarılar dilerken Mevlam da hakkında hayırlısı neyse onu nasip etsin diyoruz. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bazı kamu kurum kuruluşu ve ekonomiyle ilgili sivil toplum kuruluş temsilcilerinden oluşan bir heyet, iki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla Kuveyt'e gitti. Kuveyt Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Uğur Başbuğ, Kuveyt İnsani Yardımlaşma Derneği Direktörü Halit Mübarek El-Şamri, Said Yardım Derneği Temsilcisi Mahmut Al-Aosis ve Nejat Yardım Derneği temsilcileri tarafından karşılanan heyet, 3 gün sürecek ziyaret boyunca Kuveyt'te çeşitli kuruluşlar ve emirlik yetkilileriyle görüşmeler yapacak. İki ülke arasında tarihi ve kültürel birçok bağın bulunduğunu, Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle ülkemize gelen mazlumların yanında yer alan Kuveytli, hayır sahiplerinin katkılarının çok anlamlı olduğunu belirten Vali Erin, Türkiye Cumhuriyeti kendisine sığınan bu mazlumların her türlü ihtiyacını karşılayacak güç ve kudrete sahiptir. İlimizde başta eğitim olmak üzere her alanda büyük yatırımlar yapılıyor. Ancak Kuveytli kardeşlerimizin bu katkıları yaparak iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirme, kardeşliğimizi pekiştirme çabaları takdire şayandır. Bu yapılanlar yardımlaşmadan öte büyük anlam taşımaktadır. Ziyaretimiz süresince Kuveytli kardeşlerimizle yapacağımız görüşmelerde hem birlikte daha neler yapabiliriz diyerek istişarede bulunacak, hem de Şanlıurfa'nın ekonomik potansiyellerini değerlendirme imkanı olan yatırımcıları şehrimize davet edeceğiz dedi. Şanlıurfa'da başta eğitim çağındaki Suriyeli öğrencilerin eğitim göreceği 30 kadar okulun yapımı için protokol imzalayan ve bir yıl içerisinde 3 okul ve bir yurda hizmete sunan Kuveytli hayırseverlerin daveti üzerine gerçekleşen ziyarette, başta Suriyeli muhacirlerin sorunlarını çözmeye yönelik çözüm önerileri, Kuveyt Emirliği'nin talimatlarıyla yapılan insani yardımların koordinasyonu ve ekonomik işbirliği konuları görüşülecek. Şanlıurfa'nın Halili ilçesinde yakıt yüklü tankerin minibüste çarpışması sonucu ikisi çocuk, 8 kişi yaralandı. Kaza Şanlıurfa'nın Halili ilçesi Kısas Kırsal Mahallesi yolu girişinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63YF001 plakalı yakıt yüklü tanker 63AY966 plakalı minibüste çarpıştı. Kazada minibüste ve yakıt yüklü tankerde bulunan, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 8 kişi yaralandı. Ben arabayı yere iyi miydi? Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleriyle itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları bölgeden çıkarılarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
AK Parti'de bugün sona erecek 2019 mahalli idareler seçimleri, belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları 16 Kasım Cuma saat 17'ye kadar uzatıldı. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız da 16 Kasım 2018 Cuma saat 17'ye kadar başvuruların alınacağını söyledi. Bugün itibariyle yaklaşık olarak 13 ilçemizden birlikte 130'a yakın belediye başkan aday adaylıklarına müracaatlarımız söz konusu. Aynı şekilde belediye meclis üyeliklerine de başvurumuz 3 Aralık'a kadar sürecek. Bununla ilgili de başvuruları almaya devam ediyoruz. Az önce genel merkezimizden gelen bilgi doğrultusunda bugün başvurusu sona erecek olan belediye başkan aday adaylıklarıyla ilgili müracaatlar 16 Kasım saat 17'ye kadar uzatılmıştır. Ben buradan tüm hemşehrilerimize ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Eczacı Osman Mutlu, AK Parti Haliliye Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunu yaptı. AK Parti Haliliye İlçe Başkanlığı'nda Eczacı Osman Mutlu, İlçe Başkanı Mehmet Can Polat tarafından karşılandı. Eczacı Osman Mutlu, AK Parti Haliliye Belediye Başkan aday adaylığı müracaatında bulundu. Doğup büyüdüğüm topraklara daha fazla hizmet etmek ve Haliliye'yi daha iyi seviyeye getirmek için aday adayı başvurusunda bulundum diyen Osman Mutlu, Şanlıurfa için çalışmaya devam ifadelerini kullandı. Haliliye ilçemizin kurucu başkanlarımızdan Sayın Mehmet Can Polat Başkan'a geldik, başvurumuzu yaptık. Şanlıurfa ili Haliliye ilçesinden belediye başkanı aday adaylarımızı koyduk. Şanlıurfa'da gerek sağlık yönünden gerekse İslam yönünden bayağı çalışmalarımız oldu. Bunlara devam etmekteyiz. Urfalıyım, Haliliyeliyim. Başvurumuzda vatanımıza, milletimize, devletimize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını temenni ederim. Bütün aday adaylı arkadaşlarıma da başarılar dilerim. AK Parti bir yuvadır. Bu yuvada hepimiz elimizi taşın altına atıp Urfa'mızı gerektiği konularda hassasiyet gösterip güzel yerlere getirmeye çalışacağız. AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Can Polat ise Eczacı Osman Mutlu'nun yıllardır AK Parti'de görev aldığını belirterek başvurusunun hayırlı uğurlu olmasını diledi. Eczacı Sayın Osman Mutlu Haliliye Belediye Başkanlığı aday adaylığı için resmi müracaatını yaptı. Bu kutlu yolda, bu hizmet yolunda ben de varım dedi. Kendilerini tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. AK Parti Haliliye Belediye Başkan aday adayı Osman Mutlu ve beraberindekiler daha sonra bir süre ilçe başkanı Mehmet Can Polat'la gündeme ilişkin istişarelerde bulundu. Ve sevgili izleyenler, AK Parti Haliliye Belediye Başkan aday adayı Eczacı Osman Mutlu stüdyo konuğumuz. Sayın Mutlu, hoş geldiniz yayınımıza. Bugün resmi başvurunuzu yaptınız. Haliliye için ben de varım dediniz. Aynen. Hemen duygu ve düşüncelerinize başlayalım. Öncelikle Şanlıurfa hemşehrilerinin hayırlı akşamlar dilerim. Biz de bu kutlu yolda AK Parti çatısı altında Haliliye ilçemize başvurumuzu yaptık. Doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklarda hizmet etmek istiyoruz. Tabii ekibimizle, kadrolarımızla güzel işler yapmak amacımız. Amacımız hizmet. Evet. Amaç hizmet. Size verilen etrafınızdaki desteklerden de biraz bahsedelim mi? Bize verilen desteklerden dolayı Şanlıurfalı STK başkanlarımıza, akrabalarımıza, dostlarımıza çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadılar. Gerek yanımız birlikte bize gelerekten, gerekse telefonlarla teşekkür dileklerinde bulundular. Tabii biz tek başımıza hiçbir şeyiz. Toplumun bizi öne atmasından bir yetkenlerden birisi eşimizin, dostumuzun bize ön ayak olarak hizmet etmeye yönlendirmesinden dolayı aday olmaya niyetlendik. Ve bu an itibariyle de anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla ben değil biz düsturuyla bu yola çıktığınızı. Tabii, muhakkak. Ve bundan sonraki süreç içerisinde de biz düsturuyla hareket edeceğinizi tabii, anlıyoruz. Biz düsturuyla, yani her şey istişare yoluyla. Ekip olmadan hiçbir şey olmadığı kanaatindeyiz. Kanaatindeyim daha doğrusu. Evet. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Urfa'mızda hayırlısı olur. Gözümü açtığım topraklara hizmet etmek benim için bir şereftir. Urfa'mı seviyorum. Bütün Urfalı hemşehrilerime de
hürmetlerini sunuyorum. Büyüklerin ellerinden öperim. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Mutlu, teşekkürler. Yayınımıza konuk oldunuz. Başvurunuz da hayırlı uğurlu olsun tekrar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hürmetler efendim. Sağ olun efendim. Devam edelim sevgili izleyenler. Şanlıurfa'da sosyal medya hesaplarından devlet büyüklerine hakaret edip terör örgütü PKK, KCK propagandası yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen cuma günü kentte sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerinde arama yapılan 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Arabesk müziğin Müslüm babası olarak bilinen Şanlıurfalı ünlü sanatçı Müslüm Gürses'e Kanal Urfa'nın 11. kuruluş yıl dönümü ve 6. iz bırakanlar ödül programında verilen plaket Şanlıurfa'daki Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi'nde sergilenecek. Arabesk müziğin Müslüm babası olarak bilinen ünlü sanatçı Müslüm Gürses için Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında dua edildi. Merhum Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur tarafından neredeyse her hafta sonu yapılan dualara ünlü sanatçının birçok seveni katıldı. Dua boyunca Muhterem Nur'un güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Muhterem Nur son dönem oldukça beğeni toplayan ve Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmiyle ilgili sevenlerinin onu hiç yalnız bırakmadığını, filmin de bu yüzden çok tutulduğunu söyledi. Muhterem Hanım, bunu bir altına koyalım şunu. Allah hepsine sağlık versin. Sevenlerine çok şey söylemek isterim. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bir de filmi çıktı üstelik. Çok da ilgi gösteriyorlar. Çok teşekkür ederim. İyi bir şeyler yapmaya çalıştılar ve çok güzel oldu. Diğer yandan arabesk müziğin Müslüm babası olarak bilinen Şanlıurfalı ünlü sanatçı Müslüm Gürses'e Kanal Urfa'nın 11. kuruluş yıl dönümü ve 6. iz bırakanlar ödül programında verilen plaket Şanlıurfa'daki Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi'nde sergilenecek. Ben özellikle rahmetli Müslüm Gürses'le ilgili anlarım var. Ben Düney'in eşi Muhterem Nur hanımefendilerinden görüşüm. Hepinize ve ekranı başında izleyenlere çok çok selam var. Özellikle Müslüm Gürses Urfa'yı çok seviyordu ve bu plaketin de özellikle kendi müzesinde sergilenmesinden çok mutlu olduğunu söyledi. Bu topraklardan 5 sene Türkiye'ye mal olmuş merhum Müslüm Gürses sanatçımızın bu plaketini kendi müzesinde sergilenmek üzere eşi Muhterem Nur hanımefendi adını alıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. AK Parti Şanlıurfa eski il başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusu yaptı. AK Parti Şanlıurfa eski il başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2019'un Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde Şanlıurfa'dan Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'na giden Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız'a başvuru belgesini teslim etti. AK Parti İl Başkanlığı'na gelen ve başvuru belgesini teslim eden Beyazgül konuşmasında şunları söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayla müracaatımızı aşağıda verdik. İnşallah şahsımız için, kendimiz için, Urfa'mız için hayırlara vesile olur. Tabii aday olduk. Neden aday olduk? İnanıyorum ki Şanlıurfa'da birçok kimse bu görevi çok güzel bir şekilde yerine getirebilir. Ama ben kendi duygularımı ifade etmek istiyorum. Şanlıurfa ruhumun sükun bulduğu bir şehir. Birçok ilde bulundum. Ama Şanlıurfa bir başka. Şanlıurfa heyecan, duygu, kardeşlik, samimiyet, dostluk ve huzur şehri. Şanlıurfa damlarında kuşların uçtuğu, takalarında güvercinlerin yuva yaptığı, asma gülleri, balık ağızların merdivenlere düzüldüğü çocukluğumun ve gönlümün şehri. Doğduğum bu şehir hayatıma güzellikler kattı. Çocukluğumun, gençliğimin en güzel günlerini Şanlıurfa'da yaşadım.
bürokratik, siyasi ve STK üst görevleri aldığım hayat sürecimin bu aşamasında Şanlıurfa'ma ve Şanlıurfalılara hizmet amacıyla cesaretle bu göreve talip olan diğer aday kardeşlerimle birlikte ben de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na müracaat ediyorum. Şanlıurfa'mız için, tüm hemşerilerimiz için, benim şahsım ve ailem için Allah'tan hayırlısını diliyorum. Tüm hemşerilerimi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız da Beyazgül'ün başvurusunun hayırlı uğurlu olmasını diledi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçeye bağlı Akpiyar Mahallesi'ne vatandaşların talebi üzerine semt pazarı inşa ettiklerini ve önümüzdeki günlerde de pazarın hizmete gireceğini söyledi. Karaköprü Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Akpiyar Mahallesi'nde semt pazarı inşa edildi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli semt pazarında yapılan çalışmaları incelerken Akpiyar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara pazarın en kısa sürede hizmete gireceğinin müjdesini verdi. Akpiyar'da semt pazarı ihtiyacı olduğunu ve bu yönde talepler aldıklarını ifade eden Başkan Baydilli, bu sıkıntıyı gidermek için yer tespiti yapıp çalışmalara başladıklarını ve pazarın bitme aşamasına geldiğini kaydetti. Öncelikle vatandaşların, gerekse muhtarımızdan bizden talebi burada bir semt pazarı ihtiyacının olmasıydı. Biz de Karaköprü Belediyesi olarak öncelikle Akpiyar mahallemizdeki semt pazarımızın ihalesini yaptık. Ve arkamızda göründüğü gibi inşallah bitirerek önümüzdeki hafta açılışını gerçekleştirecek ve böylelikle buradaki semt pazarı ihtiyacını karşılamış olacağız. Malumdur ki bizim öncelikle Karaköprü'de hemen hemen her mahallede bulunan semt pazarlarında haftanın bir gününü semt pazarı, geri kalan 6 günü de araç otoparkı olarak kullanılıyor ve buradaki semt pazarımız da haftanın 6 günü otopark olarak, haftanın bir günü de buradaki ihtiyaca binaen vatandaşların semt pazarı olarak kullanılacak ve böylelikle bu Akpiyar Mahallesi'nin de bu konuda ihtiyacını gidermiş olacağız. Ben şimdiden öncelikle Akpiyar Mahallemizdeki semt pazarının Akpiyar Mahallesi'ne ve Karaköprümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başkan Baydilli semt pazarı incelemesinin ardından yolda karşılaştığı vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Fotoğraf sanatçısı Ahmet Şamil Gerem, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Somali gezisinde çektiği fotoğraflardan oluşan Donuk Bakışlar isimli 36 eserin yer aldığı fotoğraf sergisini açtı. Şanlıurfalı fotoğrafçı Ahmet Şamil Gerem, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda 5 günlük Somali gezisinde yaşanan zor hayat şartlarını fotoğraf karesine aldı. Somali'de çektiği 36 eseri sergileme kararı aldı. Büyükşehir Sergi Salonu'nda Donuk Bakışlar adlı sergiyle 36 eserinden oluşan fotoğrafları sergiledi. Gerçekleştirilen serginin açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, fotoğraf severlerle sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Sergimizi, bu kuralımızı, bu cemiyetimizi hayırlı, bereketli eyle ya Rabbi. Sayın kardeşimizin ifadesiyle bir donuk bakışları. Fotoğrafları çeken Ahmet Şamil Gerem, sergiden gelecek olan gelirle Somali'de bir su kuyusu açmayı düşündüğünü ifade etti. Sergimizin ilk amacı Somali'de su kuyusu açabilmektir. Burada elde edilen gelirlerle Şanlıurfa ismini taşıyan bir su kuyusu açılacaktır. Serginin açılışından sonra konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Müslümanların fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini belirtti. Her sofraya oturduğumuzda eğer açları düşünme melekemizi geliştirebilirsek dünyada aç kalmaz. Öbür yandan Müslüman olarak bir Müslüman diğer Müslümanın bütün sıkıntılarından sorumludur. Yani bir vücudun azasıyız, hepimiz bir vücudun azalarıyız. Bir azaya diken battığı zaman bütün vücudun ayak parmağına batan dikenin beyni zonklattırması hadisesi var. Bu gördüğümüz coğrafya Osmanlı coğrafyası. Bu coğrafya İslam coğrafyası.
Biz hem Osmanlıyız hem İslam'ın son halifeliği bizdeydi. İkisinden de mesuluz, iki defa mesuluz. Bir de Hazreti Ali buyur der ki, insanlığa ya dinde kardeşim ya hilkatte, yaratılışta birleşim gözüyle bakıyoruz diyor. İslam anlayışı budur. Bunlar insandır, oradan mesuluz. Bunlar İslam'dır, oradan mesuluz. Bunlar Osmanlı coğrafyası, oradan mesuluz. Üç kat. Üç kat. Müslümanların tekrar fabrika ayarına dönmesi lazım. Müslümanların yeniden İslam olması lazım. Müslümanların birlik olması lazım, dirlik olması lazım. Sergi bir hafta boyunca fotoğraf severlere açık olacak. Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şahiner Mahallesi'nde kilitli beton parkeye yol yapım çalışmalarına başlandı. Kısa süre önce imara açılarak merkez mahalle statüsüne kavuşan Şahinler Mahallesi'nde hizmet atağı devam ediyor. Akçakale Belediyesi tarafından daha önce yol açma, yol genişletme, altyapı ve kanalizasyon işlemleri tamamlanan Şahinler Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu kez kilitli beton parke yol yapım çalışmalarına start verdi. Mahalle muhtarı Mehmet Tok Timur mahallelerinde yapılan çalışmaların mutluluk verici olduğunu dile getirerek Başkan Abdülhakim Ayhan ve ekibine teşekkür etti. 2014'ten itibaren mahallemizi, Şahinler Mahallesi'ni imara açtık ve 2014'te çalışmalarımız devam ediyor. Altyapımızı bitirdik ve şu anda parke döşeme çalışmamız devam ediyor. Akçakale Belediye Başkanı'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İmkanlar dahilinde ilçemizde dokunmadık alan bırakmamaya çalışıyoruz diyen Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada her defasında dile getirdiğimiz gibi bizler için insanın olduğu her yere hizmet götürmek boynumuzun borcudur. Bu minvalde imkanlar dahilinde şunu çok açık ifade edebilirim ki Akçakale'mizde dokunmadık yer bırakmadık. Elbette yapılan çalışmaları yeterli görmüyoruz. Fakat her defasında hizmet çıtasını da yükselterek devam ediyoruz. Şahinler Mahallemizde de hummalı bir çalışma başlıyor. Ümit ediyoruz ki bu mahallemizde yaşayan insanların sıkıntılarını gidermiş ve en önemlisi de gönüllerinize girmişizdir ifadelerini kullandı. Merkez mahalle statüsüne kavuşan Şahinler Mahallesi'nde vatandaşlar da kışın çamurdan, yaz aylarında da yaşanacak olan tozdan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor. Diyarbakır'da bir baba boşanma davası sonrası damadının kardeşlerine kurşun yağdırdı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralandı. Olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Aile mahkemesinde ifade vermeye gelen bir çift işlemlerin ardından adliyeden ayrıldı. Bu sırada adliye yakınında bulunan bir plazanın garajında bekleyen damadın kayınbabası, damadının kardeşlerinin adliyeden çıktığını gördükten sonra aracıyla garajından çıkıp damadının kardeşlerine aracın içinden kurşun yağdırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Aracın içerisinden kurşun yağdıran zanlı olay yerinde bulunan güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. ...112 sağlık ekipleri de olayda ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Silahlı saldırıda başından yaralanan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Göğsünden yaralanan diğer kardeşin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan saldırının gerçekleştiği an plazanın kamerasına yansıdı. Mahkemeden çıkan damadın iki kardeşi garajın önünden geçtikten sonra içinde kızın babasının bulunduğu 06 DA 4675 plakalı araç garajdan çıkarak iki kardeşe kurşun yağdırdı. Saldırı sonrası kalbinden yaralanan kişinin yardım istedikten hemen sonra göğsünü tutarak yere yığıldığı görülüyor. Güvenlik güçleri ve 112 sağlık ekiplerinin geldiği görülürken yakalanan zanlının adliyeye götürüldüğü de güvenlik kameralarına yansıyor.
Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, ilçe kırsalında devam eden çalışmaları inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Sürdürülen çalışmalar kapsamında bir süre önce yol yapımına başlanan Üzümlük Mahallesi'nde ana yol bağlantısı ve mahalle içi yol yapım çalışmaları tamamlandı. Ekiplerin çalışmalarının ardından daha modern bir görünüme kavuşan mahalle yolları mahalle sakinlerinin takdirini kazandı. Çalışmaların sona ermesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere Üzümlük Mahallesi'ne giden Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Başkan Yılmaz çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aktardı. Bugün kırsal mahallelerimizden şarap tulu olarak bildiğimiz Üzümlük Mahallemizdeyiz. Görüldüğü üzere burada Kırsal İşler Müdürlüğümüz yol yapım çalışmaları tanımlamış durumda. Aslında bu yol bizim görev alanımızdaki bir yol değil. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesindeki görev alanına giren bir yol. Fakat bizler Büyükşehir'in görev alanına girmiş, Siverek Belediyesi'nin görev alanına girmiş ayrımını çok fazla yapmıyoruz. Önemli olan kışın gelmeden vatandaşımızın sağlıklı bir şekilde şehire gidip gelmesini sağlamak, bu imkanı onlara sunmak, ulaşım hizmetlerini kolaylaştırmaktır. Bu nedenle arkadaşlarımıza gerekli olan talimatlarımızı verdik. Arkadaşlarımız da yolu kontrol ettim. Güzel bir iş çıkartmışlar. Bu yolu tamamlamışlar. İnşallah bundan sonra da kırsal mahallelerimizde bu tür çalışmalarımıza ara vermeksizin devam edeceğiz. Bir köye gittiğimizde, bir kırsal mahallemize gittiğimizde o kırsal mahallemizin gerek kırsal mahallemizi ya da eski deyimle köyümüzü ilçe merkezimize bağlayan yolları gerekirse köy içi yolların tamamını yapıp o şekilde çıkıyoruz. Burada da bunun güzel örneklerinden birisini biraz sonra göreceğiz. Ben emeği geçen Kırsal İşler Müdürümüzdeki çalışma arkadaşlarımıza bu yolun yapımında göstermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada yaşayan vatandaşlarımıza da bu yolun hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Osmanlı İmparatorluğu döneminde hanedanın kıyafetlerini diken Kara Kapıcı ailesinin Şanlıurfa'da yaşayan son ferdi Sezai Kara Kapıcı, asırlık malzemeleriyle terzilik mesleğini sürdürüyor. Şanlıurfa'nın tarihi mekanı olan Gümrük Hanı'nda dedelerinin Ermenilerden öğrendikleri terzilik mesleğini 60 yıldır sürdüren terzi 76 yaşındaki Sezai Kara Kapıcı ilerleyen yaşına rağmen teknolojiye yenik düşen mesleğini eski metotlarla devam ettiriyor. 1948'de çekilmiş. 1948'de. Ben o zaman işte 4-5 yaşlarındayım, 6 yaşlarındayım. Son padişah olan Sultan Hamid'e biz buradan ışığı göndermişiz. Üsünün vergisini toplamak için. Vergisini toplayıp göndermiş. Onun için yani hatta geçen bizim şeyde Ulu Cami'de babamın nenesi oluyor. 200 senelik bir mezarımız var. Osmanlı Hanedanlığı döneminde padişahın kara kapıcısı olarak atalarının görev yaptığını anlatan Sezai Kara Kapıcı, Osmanlı Padişahı Abdülhamit döneminde ailesinin bir bölümünün Üsküp'e, bir bölümünün ise Şanlıurfa'ya vergi toplamak için gönderildiklerini belirtti. Her gün iş yerini sabah erken saatlerde açtığını kaydeden Kara Kapıcı, terzi olan babasının Suriye'den 70 altını aldığı 100 yıllık makasıyla çalıştığını ifade etti. Babamın ustası Müslüm Örmen. Müslüm Örmen'in kardeşi de Hüseyin Peyda vardı Urfa'da. Evet. Ha, o da burada çalışırdı. İyi babam beraber çalışırdık. Eline diye bile kılıç alırdı, kılıç oynardı diye. Bugün 60 senedir bu işi yapıyor. Evet. İlken ben bu 56'da bu dükkana geldim. Babam dedi yanıma mı geliysen yoksa okuysan mı? Hemen yanıya geliyorum. O zaman bu dükkanda hemen hemen aşağı yukarı 15 kişi çalışırdık. Evet. 4 tane büyük kafe, 3 tane de pantolonca, bir de bunların çırakları en az 15 kişiler. Sabah ne erken gelirdik, dükkanı açardık. Ütüyü kayardık, yeri süpürürdük, sulardık. Ustamız gelirdi, böyle bakardı. Toz var mı yerde? O zaman bir saygı vardı, bir edep vardı, bir tabi. Yani babam dükkana girdiği zaman Urfalıların dediği kimin? Onun için sesler kısıldı. Bitti. O zaman bir edep vardı, bir terbiye vardı. Şimdi ne kafa belli, ne usta belli. Evet, son olarak benim. Benden sonrası yok. Ben Osmanlı'dan geldim. Benden babam, babamın büyükleri hepsi Osmanlı'dır. Daha son olarak benim. Son çalışan benim. Benden sonra da Osmanlı terzi sona eriyor. Bu yüzü de örmüştür. Babam dedi ki işimiz çok olduğu zaman eskiden her gün kaldırıp indirip hiç bize kafif gelirdi. Ama şimdi ölüsü var. Bir şeyler
Hepsi 40 sene, 100 senelikten aşağıdayım. Hepsi yüzün üstünde. Bir sene vardı bundan. Gerisini bir arkadaş aldı götürdü. Bu kaldı. Eyyubiye Belediyesi tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi bitişinde yapılan Eyyubiye Belediyesi Hasta Yakınları Misafirhanesi açılışa hazırlanıyor. Eyyubiye Devlet Hastanesi'nde kalan hasta yakınlarına refakat dönemi içerisinde rahat ve güvenli bir konaklama hizmeti sunmayı hedefleyen Eyyubiye Belediyesi, Eyyubiye Belediyesi Hasta Yakınları Misafirhanesi'ni vatandaşların hizmetine sunuyor. Hasta yakınlarının rahat ve konforlu koşullarda zaman geçirebilmeleri için yapımına başlanan ve büyük bir ihtiyacı giderecek olan misafirhane, 2500 metrekarelik alanı kapsıyor. 4 kattan oluşan Eyyubiye Belediyesi Hasta Yakınları Misafirhanesi, 100 yatak kapasiteli olup 50 odayla hasta yakınlarına hizmet verme imkanı sağlıyor. 5 yıldızlı otel konforunda 500 kişiye aynı anda hizmet verme imkanı sağlayacak olan misafirhanede, bekleme salonları, resepsiyon, çamaşırhane, mutfak, banyo, yatak odaları, balkon ve dinlenme odaları bulunuyor. Misafirhanede hasta yakınlarına cüzi bir ücretle otel konforunda bir hizmet sunulması hedefleniyor. Hasta yakınlarının istekleri göz önünde bulundurularak yapımı tamamlanan misafirhane tüm tefrişatıyla açılışa hazır duruma getirildi. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci bölge için büyük bir ihtiyacı giderdiklerini belirterek misafirhanenin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Yakın bir zamanda hizmete giren Eyyubiye Eğitim Araştırma Hastanesi'nin hemen yanında hasta yakınlarının güvenli ve konforlu bir şekilde kalabilecekleri bir misafirhane inşa ettik. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla hizmete sunmuş olduğumuz bu sosyal projemiz hayırlı uğurlu olsun. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi her gün kentin 17 farklı noktasında 25 bin kişiye çorba ikram ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü'nce kentin farklı noktalarında vatandaşlara sabah saatlerinde çorba ikramı yapılıyor. Lokanta tarzında temiz, düzenli bir şekilde vatandaşa hizmet veren Büyükşehir Belediyesi günlük 25 bin kişiye ikramda bulunuyor. Şanlıurfa merkez dışında Siverek ve Viranşehir'de de bulunan çorba evleri vatandaşlar tarafından takdir ediliyor. Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde her gün kurulan mobil çorba dağıtım merkeziyle hasta yakınlarına sıcak çorba ikram ediliyor. Çorba ikramından çok memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti. Her sabah serviste inip sıcak çorba içiyorum. Belediyemize teşekkür ederim. Her sabah okulaklar için çorba ikram ediyorum. Bundan birçok insanlar yararlanıyor. Ve bu aslında çorba evi çok faydalı oluyor. Ben teşekkür ederim. Her sabah çorbalarını çok seviyorum. Buradaki çorba evinde çorbalarımızı sıcak sıcak içiyoruz. Sabahları evde kahvaltı yapmıyoruz. Burada çorba içiyoruz. Haftanın 6 günü çorba ikramında bulunan Büyükşehir Belediyesi Çorba Evleri, Eyüp Nebi Mahallesi, Halepli Bahçe, Dev Teşti, Evren Sanayi Sitesi, Direkli, Harran Üniversitesi Eyyubiye Kampüsü içi, Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü içi, Şutim Yeni Hal Pazarı Camii Altı, Akçakale, Siverek, Viranşehir ve Suruç'ta bulunuyor. Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında kırsalda toplam 260, mahalle ve mevzada 1 milyon 801 bin 750 ton malzeme serimi yapıldı. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Başkan Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahallelerde kilitli beton parke, stabilize yol açma ve bakım onarım çalışmalarını program dahilinde devam ettiriyor. Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalarla da bugüne kadar yol çalışmaları yapılmayan mahallelerle yollarında deforme yaşayan mahalleler yeni yollara kavuştu.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından program dahilinde yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 260 kırsal mahalle ile bu mahallelere bağlı mezraların yol çalışmaları tamamlandı. 72.070 kamyonun görev aldığı yol çalışmalarında toplam 1.801.750 ton malzemenin serilmesiyle de yeni yollar mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. 260 mahalle ve mezrada tamamlanan yol çalışmalarından ötürü mahalle sakinleri ve mahalle muhtarları da Başkan Demirkol ve ekibine teşekkür etti. Köy içi yollarımız yapılıyor Halliye Belediyesi tarafından. Bu vesileyle bütün çalışanlara, belediye başkanına, fen işler müdürümüze ve bütün ekibe teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kış olmadan bütün yollarımız pırıl pırıl. Sayın Fevzi Demirkol'un yollarımızı yapması oldu. Bundan dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı olsun. Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Demirkol'a yaptıkları çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim Haliliye Belediyesi'nden yol, köyün içi, yol için tarafta bulunduk. Allah razı olsun. Sayın Fevzi Başkanımız hemen ekibini gönderdi, ölçümünü yaptılar ve çalışmaları devam ediyor. Biz ne kadar Haliliye Başkanı'na teşekkür etsek ve ekibine azdır. Biz halk olarak kendisine razıyız. Allah ondan razı olsun. Bu haberle birlikte haber bültenimize noktalayalım. Sevgili izleyenler, yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.